Yok yok, bu sefer harika. Görüntü de çok iyi. Evet. Hoş geldin tekrar. Hızlıca hemen sorayım. Şimdi Teşekkürler. dervişim bıraktığı miras başlığıyla çıktı Evet. bugünkü yazı. Yani buradan belki seçim sonrası mirasla da geçebiliriz. Çünkü seçimden sonraya da şu Evet. konuştuğumuz tablo ile ilgili bir miras var. Ne dersin? Sözü hemen sana bırakayım. Yani hem dervişin dönemine baktığımız zaman orada yapılanlar aslında bugün yapılanlarla aralarında çok ciddi şekilde paralellik kurulacak şeyler. Şimdi bugünkü yazıda başlık benim dervişin bıraktığı miras. Çünkü hani derviş dönemi hani şimdi bir hikayesi var, bir de o hikayeden çıkarılacak ne var bugüne dair onu belki bu yazıda biraz da vurgulamak istedim. Dervişin o yazıda da dediğim gibi o işte Türkiye o zaman ona güvendi. O zor bir dönemde geldi ve zor bir dönemde zorlu bir programla Türkiye'yi krizden çıkaran adımı attı. Ve her ne kadar sonraki hükümetler başka programlar da uygulamış olsa ondan sonra Türkiye yaklaşık bir 10 yılın üzerinde Derviş'in hazırladığı programa dayalı olarak yani 2001 programına dayalı olarak işleri götürdü. O program devam etti ve o program Türkiye'yi yıllarca götürdü. Ve o programı hazırlayan ekibin lideri de Kemal Derviş'ti. Derviş olmasa da o program gene hazırlanırdı. Çünkü o teknisyen kadroya baktığımız zaman o teknisyen kadronun bir bölümü şu anda bürokraside değil. Önemli bir bölüm bürokraside değil ama hala özel sektörde ya da işte siyasette o kadroyu devam ettiğini görüyoruz. O dönemin Hazine Müsteşarı, Merkez Bankası Başkanı, işte BDDK Başkanı bunların hepsi hala aktif olarak farklı yerlerde görevler yapıyorlar. O kadro gene o programı hazırlardı ama derviş olmasaydı, dervişin ısrarı olmasaydı o program ve IMF desteğini derviş arkasına aldı programı olmasaydı o program uygulanabilir miydi? Şimdi o programın Türkiye'ye bıraktığı miras şu. Doğru bir program yaparsanız, doğru kadrolar olur ve doğru aksiyonlar olursa nelerin başarabileceğini o program bize gösteriyor. Dolayısıyla hani şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik sorunlar var. Yeni bir dönem var. İşte seçim sonrası yeni bir ekonomi yönetimi olacak. Derviş'in 2001'deki programı ana hatlarıyla yeni dönemde de uygulanacak programa dair uçları taşıyor. Bir bu yönü var. Bir de hani Kemal Derviş'i şimdi burada biraz hani belki anıyoruz. Çok tartışılan bir kişilik. Hakkında bir sürü şey söylendi. İşte dış bağlantıları var denildi, şu denildi, bu denildi ama ne denilirse denilsin Derviş'in bir teknisyen ekonomist kimliği vardı. Bir de politikacı kimliği vardı. Politikacı kimliğiyle çok başarılı bir tablo çizememiş olabilir ama iktisatçı ve teknisyen şeyiyle, kimliğiyle Derviş önemli işler başardı ve halk da açıkçası Derviş'in o kimliğini sevdi. Destek de gösterdi, inandı da programa. Yani bir programa güven olmasa o programın uygulanma şansı yok. Derviş bunu sağladı. Çok güçlü bir kişilikti, güçlü deneyim vardı, iyi bir iktisatçıydı. Dünya Bankası'nda uzun yıllar çalıştı. Ardından belki Türkiye'yi bıraktıktan sonra Türkiye ondan farklı şekillerde yararlanabilirdi. Bugün bu yazıda da söylüyordum. Örneğin yüksek güçlü bağlantı nedeniyle Avrupa Birliği müzakere sürecinde Derviş önemli rol oynayabilirdi. Faydalanılmadı ama bana göre o sonraki dönemde özellikle Avrupa Birliği ilişkisinde çok büyük katkıları olabilirdi. Ondan sonra işte UNCTAD'a geldi. Brookings Enstitüsü'nde işte başkan yardımcısı oldu. Bir ara IMF'in başkanlığına Strauss-Kahn'dan sonra adı geçti. Bence olabilirdi. Onun yerine Lagarde geldi ama o dönemde farklı şeylerle olmadı. Dolayısıyla Derviş dünya ekonomisinde her daim olan birisiydi. Bize dair ise dediğim gibi hani bir miras bıraktı. O miras da doğru bir programda, doğru kadrolarla, doğru aksiyonlarla ekonominin neler yapabileceği. Financial Times'ın dün ya da önceki gün ölümün hemen ardından çıkan yazıda vardı. İyi yönetilen bir Türkiye ekonomisinin ve özel sektörünün neler başarabileceğini gösterdi diyordu. Bence çok doğrudur. En büyük miras budur. Serhat abi çok kısa, şu anda da işte birçok zorluğumuz var. İşte kur diyoruz, enflasyon diyoruz, cari açık, işte bütçe biraz daha belki bozuluyor vesaire. Bir dolu aslında mesele var önümüzde ama az önce bahsettiğin olay aslında iyi adımlar atıldığında çok da fazla karamsar olmayabilir. Hatta biz şunu bazen görüyoruz, piyasa dostu en ufak bir adım, en ufak bir açıklama daha da iyi reaksiyonla karşılaşıyor. Çünkü piyasa tırnak içerisinde aç bu tip adımlara. Seçim sonrasına da böyle bakabilir miyiz? Aynı şekilde ben de aynı tamamen böyle düşünüyorum. Yani piyasa dostu, piyasaların dilinden anlayan bir yönetim. Piyasa dostu demek piyasaya kazandırma eğilimli olan yönetim değil. Piyasaların dilinden, piyasadan anlayan bir dil kullanmak, bir anlayan bir yönetim olması. Onun için aslında yanlış çoktur ama doğru tektir. Yani bu ekonomiyi şu andaki sorunları aşacak programın ana hatları az çok bellidir. Kim gelirse gelsin bu hatları uygulamak zorundadır.
Böyle metazori önlemlerle ekonomiyi götürmeye kalkarsınız ama o çok kısa bir süre içindir. Ondan sonra balonlar yaratırsınız, kırılganlık noktaları yaratırsınız. Dolayısıyla çok uzun vadeli değildir. Dün de aslında yine global konuşmalarda konuştuk bu ekranda. Şimdi buradaki sorun şu. Ekonomiyi siz evet götürebilirsiniz. Ekonomiyi dışa da kapatabilirsiniz ama o ekonomi de çalışır ama o ekonomi boyut itibariyle 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olmaz. Eğer 1 trilyon dolarlık bir ekonomi isteniyorsa onun gereği ayrıdır. Yani ekonomiyi kapatırsınız, dış dünyayı kapatırsınız, benim olsun, küçük olsun dersiniz. 200, 300, 400 milyar dolarlık bir ekonomiyle yetinirsiniz. Türkiye bu olmamalı. Yani Türkiye daha farklı vizyonu olan bir ülkeydi. Ekonomi olarak 2001 programının koyduğu vizyon bambaşkaydı. Türkiye'nin gene o vizyona dönmesi lazım. Dolayısıyla onun da doğruları belli. Ferit Yıldırım, çok teşekkür ederim.